Lewis nokta formülü verilen molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Lewis formülündeki ortaklaşmış elektron çiftleri ilgili atomların bağ yaptığını göstermekteydi. O halde moleküldeki elementleri çizecek olursak ortaklaşmış elektronlar az önce de söylediğim gibi bağı belirtmekte. Karbonlar arasında bakın 2 adet ortaklaşmış elektron çifti bulunduğundan dolayı arada ikili bağ söz konusu. Molekülümüzün açık yapısı bu şekilde. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncülde moleküldeki sigma ve pi bağ sayıları belirtilmiş. Öncelikle sigma ve pi bağ sayısını nasıl belirliyorduk? Bunu hatırlatalım. Tekli bağ içerisinde bir adet sigma bağı. ikili bağ içerisinde bir sigma bir pi bağı. Üçlü bağ içerisinde bir sigma iki pi bağı bulunmaktaydı. Şimdi moleküldeki sigma bağ sayılarını bulalım. Her bağda bir adet sigma bağı bulunduğu için 1, 2, 3, 4. ikili bağdan yine 1 sigma geldi. Toplam 5 adet sigma bağımız var. İkili bağdan da 1 adet pi bağı gelecek. Dolayısıyla molekülde 5 sigma 1 tane pi bağı bulunacak. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül vesper gösterimi AX3'tür denilmiş. Vesper formülünü bulurken merkez atom olan karbonlardan birisini alarak buna karar verebiliriz. Diyelim ki soldaki karbon bizim merkez atomumuz olsun. Merkez atoma A diyorduk. Merkeze bağlı grup sayısı bize x'i belirtmekteydi. Karbona bağlı 3 grup bulunduğundan dolayı x'imiz 3 olacak. Vesper formülünde bir de e harfi vardı. Bu merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftliğini belirtmekteydi. Ancak merkez atom olan karbonda ortaklaşmamış elektron bulunmadığından dolayı e değerini yazmıyoruz. O halde Vesper formülümüz ax3'tür. İkinci öncül de doğrudur. Merkez atomu sağdaki karbon olarak seçseydik de yine AX3 vesver formülünü elde edecektik. Üçüncü öncül merkez atomun hibritleşmesi SP karedir. Merkez atomu yine karbonlardan birisi olarak seçmiştik. Hibritleşme türümüzü de şu şekilde belirliyorduk. Eğer hibritleşme yapan atom 2A grubuysa SP, 3A grubuysa SP kare, 4A, 5A ya da 6A gruplarıysa sp küp hibritleşmesi yapmaktaydı. Ancak yapıda pi bağı varsa bu hibritleşme değerinden düşülürdü. Bunun nedeni de pi bağı hibritleşmeye katılmamaktaydı. Dolayısıyla pi bağı varsa hibritleşme değerinden düşeceğiz. Tabi burada yapıdaki pi bağı derken kimin hibritleşmesini buluyorsak o atom pi bağı yapmışsa hibritleşme değerinden düşülür. Yani hibritleşmesini bulduğumuz atomla pi bağın yeri farklıysa Burada pi bağını hibritleşmeden düşmeye gerek yok. Kısaca hibritleşmesine baktığımız atom pi bağı yapmışsa hibritleşme değerinden düşülür. Şimdi biz karbon için hibritleşme değeri bakıyorduk ve karbon ikili bağdan dolayı bir adet pi bağı yapmış durumda. O halde karbon elementi 4A olduğu için normalde sp3 hibritleşmesi yapacakken yapıda bir adet pi bağı olduğu için buradaki orbital hibritleşmeye katılmaz. Dolayısıyla karbon atomunun hibritleşmesi sp2'dir. Burada da SP kare dediği için üçüncü öncül de doğrudur. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Vesper formülüne bakarak da biz hibritleşmeyi belirleyebiliyorduk. Vesper formülümüzde X artı E toplamı 2 ise böyle bir atomun yaptığı hibritleşme türü SP. Merkez atoma göre X artı E toplamı 3 ise SP kare. X artı E toplamı 4 ise SP küp hibritleşmesi yapar diyoruz merkeze top. Burada bizim vesper formülümüz x artı 3 olduğu için x artı e değerimiz toplamı 3'tür ve sp2 hibritleşmesi yapmıştır şeklinde de yorum yapabilirdik. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan dolayı cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren e seçeneğidir. Yukarıda yapı formülü verilen C2H2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı molekül geometrisi doğrusaldır. Molekül geometrisini Vesper formülü üzerinden yorumlayacağız. Vesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom ya da atom grubu sayısını, E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini belirtmekteydi. Molekülümüze baktığımızda karbon atomlarından birisini merkez atom olarak kabul edersek A diyelim. Merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını yani karbona bağlı atom grubu sayısını 2 olarak görmekteyiz. Sağ tarafta yer alan üçlü bağla bağlı CH bölümü ve sol taraftaki hidrojen bölümü. Dolayısıyla X değerimiz 2 olacaktır. Merkez atom olarak kabul ettiğimiz karbonda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini boş bıraktık. Dolayısıyla molekülümüz için Vesper formülü AX2'dir. Vesper formülü AX2 olduğunda molekül geometrisi doğrusal. Bağ açımızda 180 derece olmaktaydı. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. B şıkkı karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan P orbitallerinin örtüşmesiyle iki tane pi bağı oluşmuştur deniliyor. Arkadaşlar pi bağı hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri tarafından oluşturulmakta. Yapıya baktığımızda üçlü bağdan dolayı 2 adet pi bağı bulunmakta. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur. Yapıda 2 adet pi bağı bulunur. Tekrarlıyoruz. Pi bağını oluşturan yapı hibritleşmeye katılmayan ve birbirine dik örtüşen P orbitalleri tarafından oluşturulmakta. C şıkkı merkez atomunun hibritleşmesi sp'dir. Vesper formülüne bakarak bunu yorumlayabiliriz. X artı E toplamı 2 olduğunda hibritleşme türümüz sp. x artı e toplamı 3 olduğunda hibritleşme türümüz sp kare. x artı e toplamı 4 olduğunda hibritleşme türümüz sp küptür. Burada x artı e değeri toplamı 2 olduğu için hibritleşme türümüz sp'dir. C şıkkı da doğrudur. Hibritleşmeyi bir de grup numarasına bakarak yorumlayabiliyorduk. Bunu da hatırlayalım. 2A grubu elementlerinin yaptığı hibritleşmelerde sp hibritleşmesi 3a grubu elementlerin yaptığı hibritleşmelerde sp kare hibritleşmesi 4a, 5a ve 6a grubu elementlerinin yaptığı hibritleşmelerde ise sp küp hibritleşmesi yaptığını söyleyeceğiz. Ancak hibritleşmesi belirlenen atomun yapısında pi bağı varsa hibritleşme değerinden düşülür. B şıkkında da belirtildiği gibi hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri p bağı yapmakta. Dolayısıyla p bağı varsa hibritleşmeye katılmayan orbitallerde vardır. Bu orbitallerin hibritleşme değerinden düşülmesi gerekmekte. Bunu da not olarak yazalım. Atom p bağı yapmış ise hibritleşme değerinden düşülür. Karbon atomu 4A grubudur. Normalde sp3 hibritleşmesi yapması gerekir. Ancak yapıda üçlü bağdan dolayı 2 adet pi bağı bulunduğundan dolayı hibritleşme değerimiz sp3 2'den ...SP'dir yorumunda yapabilirdik. C şıkkı buradan da doğru gelmekte. D şıkkı molekülde bağlayıcı elektron çift sayısı 10'dur. Bağlayıcı elektron çift sayısı... ...bağ sayısı anlamına geliyor. Yapıya baktığımızda karbonla hidrojen arasında bir bağ... ...karbon karbon arasında 3 bağ... ...ve karbon hidrojen arasında bir bağ olmak üzere... ...toplamda 5 adet bağımız bulunmakta. Burada 10 dediği için... D şıkkı yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Bakın burada elektron çift sayısı dediği için bağ sayısı oldu. Eğer bağlayıcı elektron sayısı deseydi yani çift olarak söylemeseydi o zaman 5 bağ ve her bağda da 2 elektron olacağından dolayı 5 çarpı 2'den 10 elektron vardır diyebilirdik. Ancak burada elektron çifti dediği için bağ sayısına baktık ve bağ sayısı 5'tir. 10 dediği için D seçeneği yanlış oldu. Son olarak E şıkkına bakalım. Karbonun sp hibrit orbitalleri ile hidrojenin s orbitalleri örtüşerek karbon hidrojen sigma bağını oluşturmuştur. Orbital örtüşmelerinde eğer atom hibritleşme yapmışsa hibrit orbitali ile örtüşmeye katılır. Karbon ve hidrojen arasında karbon atomunun yapmış olduğu hibritleşmeyi sp olarak belirtmiştik. O halde karbon atomu örtüşmeye sp orbitali ile katılacak. Hidrojen atomu ise hibritleşme yapmamıştır. Hibritleşme yapması için bir atomun en az iki tane sigma bağı yapmış durumda olması gerekir. Hidrojen tek sigma bağı içerdiğinden dolayı hibritleşme yapmamıştır. Peki hibritleşme yapmayan atomlar orbital örtüşmesine nasıl katılırlar? Son orbitalleriyle katılırlar. Son orbitali hidrojenin s olduğu için proton sayısı 1'di zaten. 1s 1 ile elektron dizilimi bitmekte. Dolayısıyla S orbital ile örtüşmeye katılacak ve buradaki örtüşme türümüz SPS örtüşmesidir diyeceğiz. Dolayısıyla E seçeneğimiz de doğrudur. Tekli bağda zaten bir tane sigma bağı bulunmaktaydı. E şıkkına da doğru dedik. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız D seçeneği oldu. Yukarıda verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türleri Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Karbon atomu 4A grubu elementidir. 4A grubu elementi sp3 hibritleşmesi yapar. Ancak yapısında pi bağı bulunuyorsa yaptığı pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Numaralandırılmış karbon atomlarının yapmış olduğu pi bağ sayılarını hibritleşme değerinden düşerek sorumuzu yanıtlayalım. Peki pi bağ nerede bulunuyordu? Bunu da belirtelim. Tekli bağlarda sadece sigma bağı bulunmakta. İkili bağda bir sigma 1 pi bağı. Üçlü bağda ise bir sigma 2 pi bağı bulunmaktadır. Şimdi numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türlerini belirleyelim. Birinci karbon atomumuzdaki tüm bağlar sigma olduğu için sp 3 hibritleşmesi yapmıştır diyeceğiz. İkinci karbon atomuna baktığımızda ikili bağ bulunmakta yani bir adet pi bağ yapmıştır. Dolayısıyla buradaki hibritleşme türü sp karedir. Yine 3 numaralı karbon atomu da bir adet pi bağı yapmış durumdadır. Yapmış olduğu hibritleşme sp karedir. 4. karbona geldiğimizde sağdaki komşusuyla üçlü bağ yapmış durumda. Üçlü bağda 2 adet pi bağı bulunduğundan dolayı dördüncü karbonumuz sp hibritleşmesi yapmıştır. Aynı durum 5 numaralı karbon için de geçerlidir. 4 numaralı karbonun aralarında üçlü bağ olduğundan dolayı burada iki pi bağı vardır. Dolayısıyla sp hibritleşmesi yapmıştır. Arkadaşlar dikkat etmişsinizdir karbonlardaki pi bağını belirlerken o karbonun yapmış olduğu toplam bağlara bakarak yorum yapıyoruz. Yani hem sağ hem soldaki komşusuyla yapmış olduğu bağları dikkate alarak pi bağ yapıp yapmadığını belirledik. O halde verilen öncüllere baktığımızda sp hibritleşmesi yapan karbon atomları 4 ve 5 numaralı karbon atomlarıdır. SP hibritleşmesi yapan karbon atomları 2 ve 3 numaralı karbon atomlarıdır. SP küp hibritleşmesi yapan karbon atomları ise 1 numaralı karbon atomudur. O halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin vesper gösterimi ve merkez atomunun hibritleşme türü doğru verilmiştir deniliyor. Öncelikle moleküllerin Lewis yapılarını yazalım. C2H4 bileşiyle başlayacağız. Her karbonu iki hidrojen paylaştıracak şekilde hidrojenleri yerleştiriyoruz. Hidrojen 1A grubunda olduğu için tek noktaya sahip. Karbon 4A grubunda olduğu için 4 tane tek noktası bulunacak. Yine hidrojenlerin birer noktasını koyduk. Yapımız kovalent bir bileşik. O halde elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluşturacaklar. Karbonların 4 bağ yapabilmesi için birbiriyle 2 bağ yaptığını görüyoruz. Amonyak için yine aynı şekilde Lewis yapımızı yazalım. 5A grubuydu azotumuz. Hidrojenler 1A grubu. Yine bileşiğimiz kovalent bir bileşik. Elektronlar ortaklaşa kullanılacak. Üçüncü bileşiğimizi yazalım. CH2O bileşiği. Karbon merkezde 4A grubu. Oksijeni sol alalım. Hidrojenleri de şöyle sağ ve alt alalım. Oksijenimiz 6A grubuydu. Hidrojenler 1A grubu. Yine bileşiğimiz kovalent bir bileşik. Dolayısıyla elektronlar ortaklaşa kullanılacak. Böyle karbonla oksijen arasında ikili bağ var. İsterseniz şu molekülü biraz daha düzgün çizelim. Evet CH2O bileşini bu şekilde çizdik. Son olarak metan bileşiğini çiziyoruz. Karbon organik bileşiklerde 4 bağ yapmaktaydı. Hidrojen de karbonla tekli bağ yapacak. Metan molekülünün Lewis yapısı da bu şekilde. Şimdi Vesper gösteriminden bahsetmek istiyorum. Vesper gösterimi A, X ve E harflerinden oluşmakta. A merkez atomu belli etmekte. X merkeze bağlı atom ya da grup sayısını belli etmekte. E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini belirlemekteydi. İlk bir işimiz C2H4 karbonlardan herhangi birisini merkez olarak kabul edersek buna A diyoruz. Merkeze bağlı atom ya da atom grubu sayısına bakalım. Şimdi karbona bağlı bir hidrojen burada var. Bir hidrojen de altta. Bir de şöyle bir grubumuz var. Yani toplamda karbona 3 grup bağlı. O halde x'imiz 3 olacak. Merkez atom olan karbonda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı e değerini boş bırakıyoruz. Hibritleşme değerinden de hemen bahsedelim. Vesper formülü üzerinden hibritleşme belirlenirken merkez atoma göre yazılan Vesper formülünde x artı e toplamı 2 ise sp hibritleşmesi x artı e toplamı 3 ise sp kare hibritleşmesi x artı e değeri 4 ise sp küp hibritleşmesi yapacaktır merkez atom şeklinde yorum yapıyoruz. İlk bileşiğe baktığımızda x artı e değeri toplamı 3 olduğuna göre bizim hibritleşme türümüz sp karedir. O halde birinci öncül için vesper gösterimi ax3 ifadesi doğru hibritleşme türümüz de sp karedir. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle geldik. Merkez atom azot A dedik. En çok tek noktası olan merkezdi arkadaşlar. Merkeze bağlı 1, 2, 3 tane atom bulunmakta. X değerimiz 3. Bir de merkezde ortaklaşmamış elektron çifti var. Bir adet o halde E değeri de 1 olacak. X artı E değeri toplamı 4 olduğundan dolayı hibritleşme türümüz ise S ve küptür. Amonyak için verilen Vesper formülü ve hibritleşme değeri de doğrudur. İkinci öncüle de doğru dedik. Üçüncü öncüle geldik. Merkez atomumuz karbon A diyelim. Merkeze bağlı atom ya da atom grubu sayısına baktığımızda 1, 2, 3 tane atom bağlı. X değerimiz 3 oldu. Merkeze bağlı ortaklaşmamış elektron çift olmadığından dolayı E değerini yazmıyoruz. Bakın oksijen üzerindeki ortaklaşmamış elektron çiftleri bizi ilgilendirmiyor. Biz merkez atoma bakacağız. X artı E değeri toplamı 3 olduğundan dolayı hibritleşme türümüz SP karedir. Buraya baktığımızda Vesper formülümüz ve hibritleşme türümüz yine doğru verilmiştir. Üçüncü öncülde aradığımız durumdur. Son olarak dördüncü öncüle baktığımızda merkez atom karbon A dedik. Merkeze bağlı atom sayımız 4. Merkezde ortaklaşmamış elektron çift olmadığından dolayı E değerini yazmıyoruz. X artı E değeri toplamı 4 olduğundan dolayı merkez atomun hibritleşme türü sp küptür. Burada da Vesper gösterimi ve merkez atomi birleşme türü doğru verilmiştir. Dördüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız E seçeneğidir. Top çubuk modeli yukarıda verilen molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Top çubuk modelindeki yapıların hangi atomlar olduğu bize belirtilmiş. Buradaki atomumuz karbon. Şu oksijen küçük olan toplarsa hidrojeni temsil etmekte. O halde bu bileşiğin açık formülünü yazalım. Soldaki karbona 3 adet hidrojen bağlı durumda. Karbona oksijen tek bağla bağlanmış ve bir de hidrojen bağlanmış. Oksijenin oktetini tamamlayabilmesi için 2 tane ortaklaşmamış elektron çifti bulundurması gerekiyor. Diğer atomlarımız oktet ve dubletini tamamlamış durumda. Öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül Lewis gösterimi. Burada ortaklaşmış her elektron bir bağı temsil etmekte. Karbon ve hidrojenler arasında tek bağ var. Karbonla oksijen arasında yine tek bağ bulunmakta. Oksijenle hidrojen arasında tek bağ bulunmakta ve oksijenin üzerinde ortaklaşmamış iki çift elektron bulunmakta. Burada çizdiğimiz molekülle aynı yapı bize verilmiş birinci öncül doğrudur. İkinci öncül merkez atom sp küp hibritleşmesi yapmıştır. Lewis yapısında en çok tek noktası olan atom merkez atomdur. Yani burada karbon merkez atomdur. Çünkü karbon elementinin Lewis yapısında 4 adet tek nokta bulunmaktadır. Arkadaşlar biz grup numarasına göre hibritleşmeyi nasıl buluyorduk hatırlayalım. 2A grubu atomları eğer tüm bağları sigma bağı ise sp hibritleşmesi. 3A grubu elementleri tüm bağı sigma ise sp kare hibritleşmesi. 4A, 5A ve 6A grubu elementleri tüm bağı sigma ise sp küp hibritleşmesi yapardı. Burada karbon atomu 4A grubu olduğu için ve yapısında pi bağı içermediği için sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Aynı zamanda biz karbonun yapmış olduğu hibritleşme değerini vesper formülünden de bulabiliriz. Zaten üçüncü öncülümüzde vesper formülünü sormuş. Vesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom ya da atom grubu sayısını e ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini vermekteydi. Karbona göre vesper formülünü yazdığımızda karbona A diyelim. Karbon atomuna bağlı 1, 2, 3, 4 tane grup bulunmakta. O halde X'imiz 4'tür. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığı için E değerimiz yazılmayacaktır. O halde molekülümüz için vesper formülü AX4 şeklinde olacak. Burada AX5 dediği için üçüncü öncül yanlıştır. Vesper formülünde x artı e değeri toplamı 2 ise sp, 3 ise sp kare, 4 ise de sp küp hibritleşmesi yapılmaktaydı. Yani ikinci öncülü Vesper formülü üzerinden de yorumladığımızda sp küp hibritleşmesi yaptığını bulabilirdik. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Elektron orbital şeması şeklinde olan molekül için yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Yapıya baktığımızda 2 karbon 4 adet hidrojen bulunmakta. Yani bileşik formülümüz C2H4'tür. Bu bileşiğimizin de açık yapısını yazacak olursak her karbona 2 hidrojen gelecek. Karbon ve hidrojenler arasında tekli bağ oluşacaktır. Toplamda 2 karbon 4 hidrojen oldu. Karbon organik bileşiklerinde 4 bağ yaptığından dolayı bağ sayısını 4'e tamamlamak için karbonlar arasında ikili bağ oluşacaktır. Molekülümüzün açık yapısı bu şekilde. Şimdi öncülleri buna göre yorumlayalım. Birinci öncül karbon atomlarının hibritleşme türü sp küptür denilmiş. Hibritleşme türümüzü Vesper formülü üzerinden yorumlayalım. Karbon atomlarından birisini merkez atom olarak seçecek olursak şu merkez atomumuz olsun. Vesper formülünü hatırlarsak A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını, E ise merkezdeki ortaklaşmamış elektron çiftliğini belirtmekteydi. Merkez atom karbon olsun dedik A diyorum. Merkeze bağlı toplamda 3 grup bulunmakta. Hidrojenler 2 tane bir de şöyle büyük bir grup. O halde X değerimiz 3'tür. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini yazmıyoruz. Vesper formülü üzerinden ibritleşme belirlerken Vesper formülündeki X artı E toplamı 2 ise SP, 3 ise SP kare, 4 ise sp küp hibritleşmesi yapar diyorduk merkez atom. Bizim molekülümüz ax3 vesper formülüne sahipti. Dolayısıyla x artı e toplamı 3 olduğundan dolayı merkez atom sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Birinci öncül yanlıştır. Bir de hibritleşme türünü gruplara bakarak da yorumlayabilirdik. 2a grubu tüm bağları sigma ise sp. 3a grubu tüm bağları sigma ise sp kare. 4a 5A ve 6A grupları tüm bağları sigma ise sp hibritleşmesi yapardı. Ancak hibritleşmesini belirlemeye çalıştığımız atom pi bağı yapmışsa pi bağı hibritleşmeye katılmayacağından dolayı hibritleşme değerinden pi bağ sayısı düşülürdü. Bunu bir yazalım. Pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Bizim karbon atomumuz bir adet pi bağ yaptığından dolayı biliyorsunuz ikili bağda bir adet pi bağ bulunmaktaydı. O halde hibritleşme türümüz sp küp eksi birden sp karedir şeklinde buradan da yorum yapabilirdiniz. İki durumda da karbon atomumuzun hibritleşmesi sp kare çıkmakta. Birinci öncül yanlış dedik. İkinci öncül karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin örtüşmesiyle bir tane pi bağı kurulmuştur deniliyor. Molekülde bir adet pi bağı olduğunu söylemiştik. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Tekli bağda bir sigma bağımız. İkili bağda 1 sigma 1 pi ve üçlü bağda 1 sigma 2 pi bağı bulunur. Bizim karbon atomlarımızda ikili bağ yaptığından dolayı yapılarında bir adet pi bağı bulunur. Ve pi bağını hibritleşmeye katılmayan birbiriyle dik örtüşen pp orbitalleri oluşturmakta. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül molekül şekli düzlem üçgendir. Molekül geometrisine bakılırken yine Vesper formülünden yararlanacağız. Hatırlayalım. Vesper formülümüz AX2 ise geometrimiz doğrusal. Vesper formülü AX3 ise molekül geometrisi düzlem üçgen. Vesper formülü AX4 ise molekül geometrisi düzgün dört yüzlü. Vesper formülümüz AX3E ise molekül geometrisi üçgen piramit. Ve son olarak Vesper formülü AX2, E2 ise geometrimiz kırık doğru ya da açısal şeklinde ifade edilecek. Bizim Vesper formülümüz AX3'tü. Dolayısıyla geometrimiz düzlem üçgendir. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. X ve Y molekülleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. X molekülünde merkez atomun hibritleşme durumundaki elektron dizilimi bize verilmiş. Elektron dizilimine baktığımızda X molekülün yapmış olduğu hibritleşmeyi hibrit orbitallerinden anlayabiliyoruz. Görüldüğü gibi X molekülü sp kare hibritleşmesi yapmış durumda. Aynı zamanda hibritleşmeye katılmayan bir adette p orbitali bulunduğu için yapısında bir adet p bağı vardır diyebiliriz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bakın toplam elektron sayılarını sayarsak 2 3 4 5 6. X molekülündeki merkez atomun karbon olduğunda söyleyebiliriz. İkinci bilgimiz ise Y molekülünde merkez karbon atomunun hibritleşmeye katılmayan P orbitali yoktur. Bunun anlamı da P bağı bulunmamaktadır Y molekülünde. Çünkü hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri P bağını oluşturmaktaydı. Hatta X molekülünde hibritleşmeye katılmayan P orbitalini görebiliyoruz. P bağ varlığını bu orbitale bağlamıştık. O halde aradığımız durum X molekülünde bir adet P bağı bulunacak. Y molekülünde ise P bağı bulunmayacak. Bize verilen seçeneklerdeki maddelerin açık formüllerini hızlıca yazalım. Bunu yazarken karbon atomunun organik bileşiklerde 4 bağ yaptığını unutmayacak şekilde yazıyoruz. A şıkkı için ilk molekülümüz bu şekilde görüldüğü gibi bir adet pi bağı bulunmakta. Y molekülümüzde CH4 ise karbon ve hidrojen arasında tekli bağ olacak şekilde birbirine bağlı durumdadır. Y molekülünde pi bağı bulunmamakta yani yukarıda belirtilen X ve Y molekülü kurallarına A şıkkı uymaktadır. B şıkkına baktığımızda C2H4 karbonlar arası ikili bağ var. Hidrojenler karbonla tekli bağ yapmış durumda. X molekülünde bir adet pi bağı bulunmakta. B şıkkı için Y molekülümüz metil alkol molekülü. Karbon ve hidrojenler arasında tekli bağ var. Oksijen ve hidrojen arasında da yine tekli bağ var. Görüldüğü gibi bu molekülümüzde pi bağı bulunmamakta. Yani Y molekülü ile ilgili bilgiyi karşılamakta. B şıkkındaki gibi de X ve Y molekülü olabilir. C şıkkına bakalım. C2H2 bileşiğinde 2 karbon 2 hidrojen bulunmakta. Karbonun 4 bağ yapabilmesi için karbonlar arası 3'lü bağ olacak. Bakın karbonlar arası 3'lü bağ olması 2 adet pi bağ bulunduğu anlamına gelir. Biz ise ne demiştik? X molekülünde bir tane pi bağ olması gerekiyordu. O halde C şıkkındaki X molekülüyle ilgili verilen örnekleme yanlıştır. Soru bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. Yine Y molekülünde karbondioksit içinde açık yapıyı yazdığımızda Y molekülünde de 2 adet pi bağı olduğunu görüyoruz. Biz ne demiştik? Y molekülünde pi bağı bulunmaması gerekiyordu. Yani C şıkkında hem X hem de Y örneği yanlış verilmiştir. Diğer öncülleri de hızlıca yazalım. D şıkkında formik asit molekülü bu şekilde yazılacak pi bağı var. D şıkkında Y molekülü için CH3Cl denilmiş. Burada görüldüğü gibi pi bağı bulunmamakta, yani D şıkkındaki gibi moleküllerimiz olabilir. Son olarak E şıkkına baktığımızda X molekülü için bir adet pi bağı var. Y molekülü için ise pi bağı bulunmamakta. E şıkkındaki gibi de moleküllerimiz olabilirdi. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Hem X hem Y molekülü yanlış belirtilmiştir. Aşağıda vesper gösterimleri verilen moleküllerden hangisinin molekül geometrisi yanlıştır? Molekül geometrisi sorularında vesper formüllerinden yararlanacağız. Burada vesper formülüne karşılık gelen molekül geometrilerini ezberlememiz gerekecek. Vesper formülü AX2 olduğunda molekül geometrimiz doğrusal olacaktı. Formülümüz AX3 olduğunda Düzlem üçgen geometriye sahip olacak molekül AX4 formülünde düzgün dört yüzlü bir geometri karşımıza çıkacak. Geometrimiz AX3E olduğunda üçgen piramit geometri, formülümüz AX2E2 olduğunda kırık doğru ya da açısal bir geometri karşımıza çıkacak. İkisi eş anlamlı de arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkmasa da AX5 ve AX6 Vesper formülleri de bulunmakta. Vesper formülü AX5 olduğunda geometrimiz üçgen çift piramit olacak. Vesper formülümüz AX6 olduğunda molekülümüz düzgün sekiz yüzlü olacak. Verilen seçeneklere baktığımızda A şıkkında AX3E için üçgen piramit denilmiş. Bakın burada üçgen piramit demiştik. A şıkkı doğrudur. B şıkkında AX2E2 için açısal denilmiş. Yine burada kırık doğru açısal. B şıkkı da doğru. C şıkkında AX2 için doğrusal denilmiş. Doğrusal demiştik. C şıkkı da doğrudur. D şıkkında AX5 için üçgen çift piramit denilmiş. Bu da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda AX3 için düzgün dört yüzlü denilmiş biz ise düzlem üçgen demiştik. O halde E şıkkındaki geometri ve formül yanlış eşleştirilmiştir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Düzgün dört yüzlünün vesper gösterimi ise AX4 olmalıydı. Elektron dizilimleri şeklinde olan X, Y ve Z elementlerinin hidrojen ile oluşturdukları molekülleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Baktığımız zaman X'imiz ikinci periyot 3A grubu elementi, Y elementimiz ikinci periyot 5A grubu, Z elementi ise ikinci periyot 6A grubu elementi. O halde moleküllerimizin Lewis yapısını yazalım. X elementimiz 3A grubu olduğundan dolayı sembol etrafında 3 tane tek nokta olacak. Formülümüzde 3 adet hidrojen var. 1A grubundaydı hidrojen. Tek noktaları birleştiriyoruz. Evet X H3 molekülünün Lewis nokta yapısı bu şekilde olacak. Y atomumuz 5A grubundaydı. Yine bu molekülde de 3 adet hidrojen bulunmakta. Son olarak Z'nin hidrojenle yaptığı bileşiğin Lewis formülünü yazalım. Z'miz 6A grubundaydı. Molekülde 2 adet hidrojen bulunmakta. Tek noktaları birleştirdik. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Bize yanlış olan öncül soruluyordu. A şıkkı: XH3 apolar, YH3 ve H2Z polar moleküllerdir. XH3 molekülüne baktığımızda merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı apolardır. Y ve Z moleküllerinde ise merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunduğundan dolayı polardırlar. A şıkkımız doğrudur. B şıkkında X ile hidrojen bağ açısı 120 derecedir denilmiş. Bunun için Vesper formüllerine bakalım moleküllerimizin. Vesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A'mız merkez atom, X'imiz merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısı. E'miz ise merkezdeki ortaklaşmamış elektron çiftini ifade etmekteydi. İlk molekül için merkez atom X'tir A dedik. Merkeze bağlı 3 tane atom var. Dolayısıyla vesper formülümüz AX3'dir. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E'miz yok. Vesper formülü AX3 olduğunda bağ açımız 120 dereceydi. O halde X ve hidrojenler arasındaki bağ açısı 120 derecedir. Hatta şu molekülü daha düzgün bir şekilde çizecek olursak arkadaşlar. Hidrojenler olabildiğince birbirinden uzak konumda olacak. Yani şu aradaki açımız ne olacak? 120 derece olacaktır. B şıkkımız da doğru oldu. C şıkkı YH3'te Y'nin hibritleşme türü sp karedir denilmiş. Yine Vesper formülünden yorumlayalım. Y atomu merkez atomdu. A diyelim. Merkeze bağlı atom sayımız 3'tür. Merkez atomda ortaklaşmamış bir adet elektron çiftimiz bulunmakta. O halde E değerimiz de 1 oldu. Gençler, Vesper formülüne göre hibritleşme değerini nasıl buluyorduk hatırlayalım. X artı E değeri toplamı 2 ise SP hibritleşmesi, 3 ise SP kare hibritleşmesi, 4 ise SP küp hibritleşmesi yapardı merkez atomumuz. Burada ax 3 e olduğu için yani x artı e değeri 4 olduğundan dolayı merkez atom olan y'miz sp küp hibritleşmesi yapacaktır. Burada sp kare denildiği için c şıkkı yanlıştır. Soru bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız c seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. H2Z'de ortaklanmamış elektron çift sayısı 2'dir. Bakın sarı ile işaretlemiştik. 2 adet ortaklaşmamış elektron çiftimiz var. D şıkkı doğrudur. E şıkkı YH3 ve H2Z'de merkez atomları oktetini tamamlamıştır deniliyor. Oktet kuralı neydi? Bileşik yaptığında son katmanda bulunan elektron sayısını 8'e tamamlama yani sonu 8 ile biten soy gazlara benzetme durumuydu. YH3 molekülüne baktığımızda ortak kullanılan elektronlarla birlikte Y'nin toplam 8 adet elektronu bulunmuş oluyor ve oktetini tamamlıyor. Aynı durum Z için de geçerli. Her bağdan 2 tane ortak kullanılan elektron toplam 4 elektron oldu. 4 elektron da ortaklaşmamış elektronlardan geldi. Toplam yine Z atomumuzda son katmanını 8'e tamamladı ve oktetini tamamlamıştır diyoruz. XH3 molekülünde ise oktet tamamlanmamıştır. Burada oktet boşluğu vardır arkadaşlar. Eğer bileşik yapıldığında bağlardaki ortaklaşa kullanılan elektronlar ve ortaklaşmamış elektronların toplamı 8 olmuyorsa oktet boşluğu bulunur diyoruz. Sonuç olarak E şıkkımız da doğrudur. Soru bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Merkez atomun hibritleşme türü sp3 olan bir molekülle ilgili yukarıdakilerden hangileri belirlenemez denilmiş. Birinci öncül vesper gösterimi denilmiş. Vesper gösterimlerinden hibritleşmeyi biz nasıl buluyorduk hatırlayalım. X artı E değeri toplamı 2 ise SP hibritleşmesi. 3 ise SP kare hibritleşmesi. 4 ise SP küp hibritleşmesi oluşmaktaydı. Bizim aradığımız durum SP küp hibritleşmesi olduğuna göre X artı E değeri toplamı 4 olan molekülleri inceleyeceğiz. Peki Vesper formüllerini hatırlarsak onları da yazalım. AX2 AX3 AX4 AX3E ve son olarak AX2 E2 yaygın olarak karşımıza çıkan Vesper formülleriydi. X artı E değeri toplamı 4 olan görüldüğü gibi 3 farklı Vesper formülü karşımıza çıkmakta. O halde sorumuzu çözerken bu 3 durumu düşünerek yorumlayacağız öncülleri. Öncüllerin yorumuna tekrar döndüğümüzde birinci öncül vesper gösterimi denilmişti. 3 farklı seçeneğimiz olduğundan dolayı hibritleşme türünün SP küp olması bize net bir şekilde vesper gösterimini belirtememekte arkadaşlar. Birinci öncülü eliyoruz. İkinci öncül atom sayısı denilmiş. Yine farklı vesper gösterimleri olduğundan dolayı net bir şekilde atom sayısını da bulamayız. Örneğin, Vesper gösterimimiz AX4 olan bir molekül yazacak olursak CH4 molekülü, atom sayısı 5'tir. Bir de AX2E2 örnek verelim, H2O, atom sayısı 3'tür. Görüldüğü gibi farklı durumlar söz konusu olduğundan dolayı, atom sayısı da net bir şekilde hibritleşme değerinden bulunamaz. Geometrik şekil denilmiş, yine her bir Vesper formülü için farklı geometrik şekiller vardı. AX4 için düzgün dört AX3E için üçgen piramit, AX2E2 için ise açısal bir diğer ifadeyle kırık doğru geometri biçimi bulunmaktaydı. Yani yine farklı geometriler karşımıza çıkabildiği için geometrik şekilde sadece hibritleşme değeri bilinerek bulunamaz. Son olarak bağ açısını yorumlarsak yine farklı vesper formülleri için farklı bağ açı değerleri vardır. Örneğin vesper formülümüz ax4 iken bağ açımız 109,5 derece. ax3e iken bağ açımız 107,3 derece. ax2e2 iken bağ açımız 104,5 derecedir. Yani yine sadece hibritleşme değerini bilerek bağ açıları hakkında net bir yorum yapamıyoruz. Sorumuzda hangileri belirlenemez denildiği için cevabımız 1, 2, 3 ve 4. öncüleri içeren E seçeneğidir. Yukarıdaki 1, 2 ve 3. moleküllerle ilgili karşılaştırmalarından hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle maddelerin Lewis formüllerini yazalım. Karbon elementi 4A grubundaydı. Hidrojen elementi 1A grubundaydı. Hidrojen ve karbonlar arasında tekli bağ olacak. Karbonun 4 bağ yapabilmesi için oksijenle ikili bağ yapması gerekecek. Hatırlarsak karbon organik bileşiklerinde 4 bağ yapmaktaydı. Oksijenin oktetini tamamlayabilmesi için de 2 adet ortaklaşmamış elektron çiftine ihtiyacı var. İkinci maddemiz hidrojen siyanür. Hidrojen 1A grubu, karbon 4A grubu. En çok tek noktası olan merkezli olacak. Yani karbon. Azotta 5A grubu elementimiz. Maddemiz kovalent bir bileşik olduğu için elektronları ortaklaşa kullanacaklar. Tek noktaları birleştiriyoruz. Hidrojen siyanürün Lewis yapısı bu şekilde oldu. Son olarak metil alkol molekülüne bakalım. Karbon 4A grubunda bulunmaktaydı. Hidrojenleri yerleştirelim. Karbona bağlı 3 hidrojenimiz var. 1 adet oksijen, 1 adet de hidrojen bulunmakta. Oksijenimiz 6A grubundaydı. Hidrojenimiz 1A grubunda. Tek noktaları yine birleştiriyoruz. Karbonla hidrojenler arasında tek bağ olacak. Yine oksijenle hidrojen arasında tek bağ hidrojen oksijen arasında tek bağ. Metil alkol molekülünün Lewis yapısı da bu şekilde oldu. Öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül bağ açıları denilmiş. Bağ açılarını yorumlayabilmek için Vesper formüllerinden yararlanacağız. Vesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını, E ise merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftini belirtmekteydi. Birinci moleküle baktığımızda merkez atom karbon A diyelim. Merkeze bağlı 3 tane atom var. X sayımız 3 olacak. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini yazmıyoruz. İkinci molekülümüzde merkez atom karbon olacak yine A diyelim. Merkeze bağlı 2 tane atom bulunmakta. O halde Vesper formülümüz AX2 olacaktır. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı yine E değerini yazmadık. Son molekülümüzde merkez atom yine karbon atomu en çok tek noktası olan merkezde A dedik. Merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısına biz X diyorduk. Baktığımız zaman karbona ait 1, 2, 3, 4 tane grup bağlı. O halde AX4 Vesper formülümüz olacaktır. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifte bulunmadığından dolayı yine E değerimiz yoktur. Vesper formülüne göre bağ açılarını hatırlarsak Vesper formülümüz ax2 olduğunda bağ açımız 180 dereceydi. Vesper formülümüz ax3 olduğunda bağ açımız 120 dereceydi. Vesper formülümüz ax4 olduğunda bağ açımız 109,5 dereceydi. Vesper formülümüz ax3e olduğunda bağ açımız 107,3 dereceydi. Ve son olarak Vesper formülümüz AX2, E2 olduğunda bağ açımız 104.5 dereceydi arkadaşlar. O halde Vesper formüllerine göre bağ açılarımızı belirleyelim. AX3'de bağ açımız 120 dereceydi, AX2'de bağ açımız 180 dereceydi, AX4'de bağ açımız 109.5 dereceydi. Bağ açılarına göre sıralamamız 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3 şeklinde olacak. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül hibritleşmeye katılmayan p orbital sayısı denilmiş hibritleşmeye katılmayan p orbital sayısı bize pi bağ sayısını verecekti. Peki pi bağını biz nasıl buluyorduk bunu da hatırlayalım. Tekli bağda sadece bir sigma bağı vardı. İkili bağda bir sigma bir pi bağı vardı. Üçlü bağda bir sigma iki pi bağı vardı. Moleküllerdeki pi bağ sayımıza bakalım. Birinci molekülde ikili bağdan dolayı bir adet pi bağımız var. İkinci molekülde üçlü bağdan dolayı iki adet pi bağımız var. Üçüncü molekülde tüm bağlar tekli bağ olduğu için pi bağımız yok. O halde pi bağ sayısı iki büyüktür, bir büyüktür, üç şeklinde olacak. Burada farklı bir sıralama verildiği için ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül merkez atomun sigma bağ sayısı denilmiş. Yukarıda sigma bağın nasıl bulunduğunu söylemiştik. Birinci molekülde karbon atomumuz merkez atomdu. Karbon atomuna baktığımızda iki tane tekli bir tane ikili bağ var. Her bağda bir sigma bağ olduğu için yani tekli bağda bir sigma diğer tekli bağda bir sigma toplam iki sigma. Bir de ikili bağdan bir sigma bir pi geliyordu. Toplamda ne oldu? Üç sigma bağımız bulundu. Diğer molekülde merkez atom karbondu. Lewis formülünde en çok tek noktası olan merkezli dikkatli olalım. Karbon için bir tekli bir üçlü bağ var. Her iki bağdan da birer sigma geldi. Toplam sigma bağ sayım 2 oldu. Son molekülümüzde yine karbona baktık. Tüm bağlar tekliydi ve 4 tekli bağ olduğu için 4 sigma bağı vardır dedik. Sigma bağ sayısı sıralamamızı yapacak olursak 3 büyüktür 1 büyüktür 2 olacaktır. Yani verilen sıralama doğrudur. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. İkinci periyot elementleri olan X, Y, Z ve T'nin oluşturduğu X, 2 ve Z, T3 molekülleriyle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Arkadaşlar formüllere baktığımızda X, 2 ve Z, 3 bileşikleri bize verilmiş. Bunlarla ilgili yazılabilecek Vesper formüllerini düşünelim. Vesper formüllerini bir hatırlayalım öncelikle. A, X2. AX3, AX4 AX3'e AX2 Şimdi öncelikle X2 ile ilgili yorum yapalım. Toplamda molekülümüzde bulunan atom sayısı 3. Peki hangi vesper formülleri X2 ile uyumlu olabilir? AX2 ve AX2 E2 formülleri X2 bileşiğine ait olabilir. O halde bu ihtimalleri yazalım. Ya Vesper formülümüz AX2 olacak ya da AX2E2. X2 bileşiği bu iki Vesper formülüne de sahip olabilir. Hatta girin örnek verelim. İkinci periyot elementleri denilmişti. AX2 formülüne sahip olarak karbondioksit verilebilir. Yine AX2E2'ye de örnek olarak OF2 bileşiği verilebilir. İhtimaller üzerinden gitmek bizim için daha iyi olacak. Burada karbondioksit ve oksijen diflorürün Lewis yapısına bakalım isterseniz. Karbon 4A grubuydu. Oksijen 6A grubu. İkisi de ikinci periyot elementi. Karbondioksit'in Lewis formülü bu. Toplam 3 atom var ve AX2 ile uyumlu. Oksijen diflor içinde oksijen 6A grubuydu. Flor 7A grubuydu. Aralarındaki bileşiğin Lewis formülü bu şekilde olacak. Ortaklaşmamış elektron çiftlerini de yazıyorum. Bakın toplamda ne oldu? X, Y, 2'ye uyumlu bir formül oldu. Burada oksijen X, florlar Y oldu. Peki diğer molekülümüz olan ZT3 ile ilgili hangi vesper formülleri uygun olabilir? AX3 ya da AX3E formülleri ZT3 ile uyumlu olabilir. Bu formüllerde moleküllerde en az toplam 4 atom olabilir. Buraya yazalım onu da. AX3 ya da AX3E olabilir dedik. Örnek verelim. BF3 molekülü örnek olarak verilebilir. AX3E'ye de yine NF3 molekülü örnek olarak verilebilir. Bunların da Lewis formüllerini yazalım. Bakın hepsi ikinci periyot elementi. Bor 3A grubunda bulunmaktaydı. Florların etrafında ortaklaşmamış elektron çiftlerini de yazıyorum. Yine NF3 bileşi içinde Lewis formülü yazalım. Azot 5A grubuydu. Florlar 7A grubu. Florların ortaklaşmamış elektron çiftlerini yazıyoruz. Evet bu örnekleri verdiğimde hem X2 hem de ZT3 ile ilgili uyumlu örnekler olduğunu görmekteyiz. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Sorumuzda hangileri kesinlikle doğrudur denilmişti. Birinci öncül anorganik bileşiklerdir. Şimdi bileşiğimizin organik olabilmesi için yapısında karbon ve hidrojen elementlerini içermesi gerekiyor. Elementlerimiz ikinci periyot elementleri olduğuna göre yapıda hidrojen bulunma ihtimali yoktur. Peki yapısında hidrojen olmasa da organik olan bileşik yok muydu? Vardı. Şimdi karbonun halojenli bileşikleri yine organik bileşik olarak kabul edilmekteydi. Çünkü organik madde olan metandan türemekteydi. Ancak böyle bir durumda da karbon ve halojenler arasında oluşacak bileşiklerde karbon tetraflorür, karbon tetraklorür, karbon tetrabromür, karbon tetraiyodür şeklinde bileşikler oluşabilir. Ancak bunlardan zaten klor, brom ve iyot ikinci periyotta bulunmamakta. Klor için ise karbonla florun birleşiğinde toplam atom sayımız 5 oluyor. 5 atomlu bir molekül yok elimizde. Dolayısıyla bu maddenin organik olma ihtimallerinin hepsinin önüne geçilmiş oluyor. Yani kesinlikle maddelerimiz anorganik bileşiklerdir diyoruz. Birinci öncül doğrudur. Karbon elementinin XY2 ve ZT3 şeklinde ikinci periyot elementleriyle organik bileşiği bulunmamakta. Dolayısıyla kesinlikle anorganik bileşiklerdir diyebiliriz. Zaten verdiğimiz örneklerin tamamı anorganik bileşik örnekleriydi. İkinci öncül XY2'de merkez atomun hibritleşme türü SP'dir. Arkadaşlar Vesper formülüne göre hibritleşme değerlerini belirlerken X artı E değeri toplamı 2 ise yapılan hibritleşme türü SP 3 ise SP kare 4 ise SP küp hibritleşmesi yapıldığını biliyoruz. Molekülümüzde hibritleşme türü için SP denilmiş. Bu şarta uyan tek değerimiz X artı E değerinin toplamının 2 olma durumu. x 2 molekül için konuşuyorduk. Peki x 2 molekülü için olasılıklara baktığımızda AX2 olursa SP hibritleşmesi yapmış olabilir. Çünkü X artı E değerinin toplamı 2 yapmakta. Ancak bir başka ihtimal daha vardı. AX2 E2 vesper formülü de X'i 2'ye ait olabilir. Böyle bir durumdaki hibritleşme türümüz ise sp küp olmaktadır. x artı e'si 4 olduğu için. Dolayısıyla ikinci öncül kesin değildir. Soru işaretidir. Üçüncü öncül zt3 apolar bir moleküldür. Zt3 için iki ihtimal vardı. Eğer ax3 vesper formülü olsaydı ortaklaşmamış elektron çifti içermediğinden dolayı merkez atomumuz molekül apolar olabilirdi. Bakın olabilir diyorum. Bu bile kesin değil. Çünkü biz sadece burada merkez atoma bakıyoruz. Merkez atom dışında diğer atomlara da başka bir atom grupları bağlanmış olabilir. Bu bile kesin değil. Ancak AX3E yapısına sahip bir molekül kesinlikle polardır arkadaşlar. Bunun nedeni ise merkez atomda ortaklaşmamış elektron çiftinin olması yani E değerinin olması. Vesper formülünde E değeri olan moleküller direkt polardır. Ortaklaşmamış elektron çifti bulundurmayan AX2 ve AX4 için ise apolar olma ihtimali yüksektir. Ancak yapılarında 2'den fazla farklı tür atom içeriyorsa bunlar da polardır. Yani burada molekülün tam olarak atom sayısını bilerek yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır. Tekrarlıyorum. Vesper formülünde E değeri olanlar kesinlikle polardır. Yani ZT3'ün AX3E vesper formülüne sahip olabileceği ihtimalinden dolayı ZT3 apolar bir moleküldür de kesinlikle diyemiyoruz. Dördüncü öncül X2 doğrusal ZT3 düzlem üçgen geometriye sahiptir. Vesper formüllerine karşı geometrileri yazalım. AX2'de geometrimiz doğrusaldır. AX3'de düzlem üçgendir. Ax4'de düzgün dört yüzlü, Ax3E'de üçgen piramit, Ax2E2'de ise açısal, yani kırık doğru. Şimdi x 2 için 2 için iki ihtimal vardı, Ax2 ve Ax2E2. Ax2 olursa doğrusal, Ax2E2 olursa kırık doğru. Yani burada da yine bir kesinlik yok. ZT3 için de iki ihtimal vardı. AX3 Vesper formülüne sahip olursa düzlem üçgen. Ancak AX3 E'ye sahip olursa üçgen piramit geometriye sahip olabilirdi. Yani ZT3 için de iki ihtimal olduğundan dolayı yine dördüncü öncüle de kesin diyemiyoruz. O halde verilen öncüllerden kesin olan yalnız birdir. Cevabımız A seçeneğidir.